Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Çanta Yayınları 5. sınıf alıştıran defter kitabında sayfa 208 ile dersimize devam ediyoruz. Etkinliğimi büyüttüm. Aşağıda şekil üzerinde numaralanmış alanlar verilmiştir. Verilen soruları çözerek bulduğunuz cevapları renklerde verilen soru numaraları ile eşleştiriniz. Daha sonra soru numaralarına ait olduğu renk grubundaki boya ile boyayınız demiş. Şimdi soruları büyütüyorum. 600'ün %40'ını istemiş. 600 çarpı 40 bölü 100. Sıfırlar sadeleşiyor. 6 ile 40'ı çarpıyorum. Burası 240 olarak geldi. 70'in %30'u 70 çarpı 30 bölü 100. 1 0 buradan gitti 1 0 buradan 7 çarpı 3'ten cevabım 21 olarak geldi. 20'nin %20'si kaçtır demiş arkadaşlar. Geliyorum 20 çarpı 20 bölü 100. 1 0 buradan gitti 1 0 buradan 2 çarpı 2'den cevabım 4 olarak geldi. 80'in %40'ı kaçtır demiş. 80 ile 40 bölü 100'ü çarpacağım. 1 0 buradan gitti. 1 0 buradan. 8 ile 4'ü çarpıyorum. Cevabım 32 olarak gelir. 125'in %60'ı kaçtır demiş. Geliyorum 125 çarpı 60 bölü 100 diyoruz. Sıfırlar sadeleştim. 125 arkadaşlar. 5'e bölüyorum. Burası 25 oldu. Onu 5'e bölüyorum. 2. 6'yı 2'ye bölüyorum. 3. Burası arkadaşlar 1 olarak geldi. 25 ile 3'ü çarpıyorum. Cevabım 75. 48 sayısının %25'i kaçtır demiş. 48 çarpı 25 bölü 100. 25 ile 100'ü sadeleştiriyoruz. 1 bölü 4 olarak geliyor. 4 ile 48'i sadeleştiriyoruz arkadaşlar. Burada 12 kalıyor ve cevabım 12 olarak geldi. 20 TL'nin %5'i kaç TL'dir demiş. 20 TL, 20'yi arkadaşlar 5 bölüm 100 ile çarpacağım. 5'i 5'e böldüm 1, 100'ü 5'e böldüm 20. 20'yi 20 ile sadeleştiriyorum. Ve arkadaşlar burası 1 olarak geliyor. Yani 20 TL'nin %5'i 1 TL'dir. 12 TL'ye alınan bir kalem %25 kar ile kaç TL'ye satılır? Arkadaşlar şimdi ilk önce 12 TL'nin 12'nin %25'ini bulacağız. 12 çarpı 25 bölü 100. 25'i 25'e böldüm 1. 100'ü 25'e böldüm 4. 12 ile 4'ü sadeleştiriyorum. Burada 3 kaldı. Burası 3 olarak geldi. Yani arkadaşlar 12'nin %25'i 3 TL'ymiş. 3 TL kar ile satılıyor. Kalem 12 TL'ye alınıyor. 3 TL kar ile satılıyorsa 12 artı 3'ten 15 TL'ye satılır dedik. 240 litre suyun önce %30'u daha sonra %25'i kullanılıyor. Buna göre geriye kaç litre su kalır demiş. Arkadaşlar buraya geliyorum ben direkt %30 ile %25'i topluyorum. %55 yapar. Suyun tamamı %100. %100'den %45'i pardon %100'den %55'i çıkarıyorum. Ve geriye %45'i kaldığını buldum. 240'ın %45'ini bulacağım. 240'ı 45 bölü 100 ile çarpacağım. Buradan bir sıfır gitti. 24'ü 2'ye bölüyorum. 12. Onu 2'ye bölüyorum. 5. 45 ile 5'i sadeleştiriyorum. Burada 9 kalıyor. Burada bir 12 ile 9'u çarpıyorum arkadaşlar. Geriye 108 litre su kalır dedik. Semra'nın boyu Selin'in boyundan %30 daha kısadır. Selin'in boyu 120 cm olduğuna göre Semra'nın boyu kaç santimetredir? Arkadaşlar ilk önce 120'nin %30'unu bulacağız. 120 çarpı 30 bölü 100. 1 0 buradan gitti 1 0 buradan 12 ile 3 çarpıyorum 36 cm. Yani Semra'nın boyu Selin'in boyundan 36 cm daha kısaymış. 120'den Semra'nın boyunu bulabilmek için 120'den 36'yı çıkarıyorum. Ve Semra'nın boyunu 84 cm olarak buldum. 140 sayısının yüzde 30'u 80 sayısının yüzde 60'ından kaç eksiktir? 140'ı 30 bölü 100 ile çarpacağım. Sıfırları sadeleştirelim. 14 çarpı 3. Gelelim 14 ile 3'ü çarpalım. 3 kere 4 12. 2'yi buraya yazdım. Elde var 1. 3 kere 1 3. Elde 1 vardı. Burası 42 olarak geldi. Şimdi 80 sayısının %60'ını bulalım. 60 bölü 100. Buraları sadeleşti. 8 çarpı 6'dan burası 48 olarak geldi. Demiş ki 42 48'den kaç eksiktir? Aralarındaki fark arkadaşlar 6 olduğu için diyorum ki 6 eksiktir. 72 litre suyun %75'i kullanıldığında geriye kaç litre su kalır? Suyun tamamı %100. %100'ün %75'ini kullanıyoruz. Geriye %25'i kalıyor. 72'nin %25'ini bulacağım. 72'ye 25 bölü 100 ile çarpıyoruz. 25'i 25'e böldüm 1. 100'ü 25'e böldüm 4. 72'nin 4'te 1'ini istiyoruz. Gelelim arkadaşlar 72'yi şöyle yapıyorum. 72/4 Burası bana 18 litre olarak geliyor. Yani geriye 18 litre su kalır. 450'nin %18'i ile %12'si arasındaki fark kaçtır demiş. Şöyle bulabiliriz. %18'inden %12'sini çıkaracağız. Yani %18 eksi %12 diyorum. Burası %6 olarak geldi. 450'nin %6'sını bulalım. 450 çarpı 6 bölü 100. 1 0 buradan gittim. 6'yı 2'ye bölüyorum 3. 10'u 2'ye bölüyorum 5. 5'i 5'e böldüm 1. 45'i 5'e böldüm 9. 9 ile 3'ü çarpıyorum aralarındaki fark ki 27 olarak geldi. Beyza 36 sayfa kitabın 27 sayfasını okumuştur. Beyza bu kitabın yüzde kaçını okumamıştır demiş arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz şimdi. 36 sayfanın 27 sayfasını okursa 9 sayfasını okumadığını bulduk. Yüzde olarak istiyor. 36'lı 9'u yüzde kaçım? Geliyorum. 36 çarpı soru işareti eşittir. 100 çarpı 9 dedim. Soru işaretini bulabilmek için 36'yı karşıya bölüm şeklinde atıyorum. 9 ile 36 sadeleşiyor. 9'u 9'a bölüyorum 1. 36'yı 9'a bölüyorum 4. 100'ü 4'e bölüyorum arkadaşlar. Soru işaretinin 25 olarak geliyor. Yani kitabın %25'ini okumamıştır. Etiket fiyatı 40 TL olan bir ürüne %25 indirim uygulanıyor. Bu ürünün satış fiyatı kaç TL olur? İlk önce 40'ın %25'ini bulacağız. 25 bölüm 100. 25'i 25'e böldüm 1. 100'ü 25'e böldüm. 4. 40'ı 4'e böldüm. 10. 4'ü 4'e böldüm. 1. Burası 10 olarak geliyor. 40 TL'nin arkadaşlar %25'in 10 TL'ymiş. İndirim uyguluyormuşuz. 40'tan onu çıkarıyorum. Ve yeni satış fiyatını ya da indirimli satış fiyatını 30 TL olarak bulduk. 150 sayısının %60'ı A, 140 sayısının %50'si B'dir. Buna göre A eksi B kaçtır? Şimdi ilk önce A'yı bulalım. Burada da B'yi bulacağız. 150 çarpı 60 bölü 100. Sıfırları sadeleştirdik. 15 ile 6'yı çarpalım. 6 kere 5 30 yapar. 0'ı buraya yazdım. Elde var 3. 6 kere 1 6. 3 ile topladım 9. Burası arkadaşlar bana 90 olarak geldi. Yani A 90'dır. B'ye geldim. 140'ın %50'si. 140 çarpı 50 bölü 100. Sıfırları sadeleştiriyoruz arkadaşlar. 14 ile 5'i çarpıyorum. 5 kere 4, 20 yapar. 0'ı buraya yazdım, elde var 2. 5 kere 1, 5 yapar. 2 ile topladım, 7. Burası bana 70 olarak geldi. A eksi B'yi istemiş. 90'dan 70'i çıkarıyorum. Ve cevabım 20 olarak geldi. Emre 80 sayfanın %75'ini... Burak ise Emre'nin bulduğu sonucun %70'ini hesaplıyor. Buna göre Burak'ın bulduğu sonuç kaçtır demiş. Şimdi ilk önce Emre'nin bulduğu sonuca bakalım. 80 sayısının %75'i. 80 çarpı 75 bölü 100. 75'i 25'e bölüyorum. 3. 100'ü 25'e bölüyorum. 4. 80'i 4'e bölüyorum. 20. 4'ü 4'e bölüyorum. 1. 20 çarpı 3'ten 60 oluyor. Burak ise emrinin bulduğu sonucun %60'ını hesaplıyor. Pardon %70'ini hesaplıyor. Yani 60'ın %70'ini istiyor. Sıfırlar gitti. 6 çarpı 7'den Burak'ın bulduğu sonuç 42 olarak geldi. 200 sayısının %18'i ile 300 sayısının %8'inin farkı kaçtır? Şimdi gelelim 200'ün %12'sini bulalım. 200 çarpı 12 bölü 100. Sıfırlar sadeleşti. 2 çarpı 12'den burası 24 olarak geldi. Şimdi 300'ün %8'i. Sıfırlar sadeleşti. 3 çarpı 8'den burası da 24 olarak geldi. Bu ikisi arasındaki farkı istemiş. 24 eksi 24'ten cevabım 0'dır. Halim 130 TL paranın %40'ını sevgiye vermiştir. Buna göre Halim sevgiye kaç TL vermiştir? 130'un %40'ını bulacağız. Yani 40 bölü 100 ile çarpacağız. Sıfırlar gittim. 13 ile arkadaşlar 4'ü çarptığım zaman sevgiye 52 TL verdiğini bulduk. Burayı temizliyorum. Şimdi tabloya geçiyoruz. 1 cevabını bulduğumuz soru 7. soruydu. 240 cevabını bulduğumuz soru 1. soruydu. Bunları mor rengi boyayacağız. 12 cevabını bulduğumuz soru arkadaşlar 6. soruydu. 21 cevabını bulduğumuz soru 2. 4 cevabını bulduğumuz soru 3. 27 cevabını bulduğumuz soru 13. 30 cevabını bulduğumuz soru 15. soru 42. 17. sorunun cevabıydı. 19. sorunun cevabı da 52. Bunları arkadaşlar mavi renge boyuyoruz. 108 cevabını bulduğumuz soru 9. soru. 20 cevabını bulduğumuz soru 16. soru. 84 cevabını bulduğumuz soru 10. soru. 15 cevabını bulduğumuz soru ise 8. sorudur. 32 cevabını bulduğumuz soru 4. soru. 6 cevabını bulduğumuz soru 11. soru. 0 cevabını bulduğumuz soru 18. soru. 75 cevabını bulduğumuz soru arkadaşlar 5. soru. 18 cevabını bulduğumuz soru 12. soru. 14 pardon 25 cevabını bulduğumuz soru ise 14. sorudur. Bunları da turuncu renge boyuyoruz. Böylelikle bir önceki sayfadaki etkinliği arkadaşlar tamamlamış olduk. Videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.